Börs kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere saçlarınızı açtırırken korkmamanız için biraz bilgi vermeye çalışacağım. Birkaç da taktik vereceğim. Bu püf noktalara uyarsanız saçlarınızı açtırırken yıpranmadığını ve yıpranmayacağını göreceksiniz. Öncelikle genelde saç açtırmaya gelen bir müşteri, daha doğrusu açık bir renk isteyen bir müşteri, saçlarının açılacağını duyduğunda, oryal ile açılacağını duyduğunda hemen bir tedirginlik gösteriyor. Saçlarımı oryal ile mi açacaksın? Oryal çok zararlı ve saçlarını yakacaksın. Şimdi oryal saç yakar mı? Evet. Yani kontrolsüz bir kişinin elinde olursa, kontrolsüz bir şekilde uygulanırsa saçlarınızı yakabilir. Ancak oryal saç yakma üzerine bir ürün değildir. Saçın rengini açma amaçlı üretilmiş bir üründür. Ve yakma olasılığı da saçın zeminiyle ve sağlığıyla alakalıdır. Aynı zamanda da uygulayan kişinin profesyonelliği de çok önemlidir bu konuda. Saçlarımın rengi siyah. Ben bunu boyayla açabilir miyim? Atıyorum kahverengi tonla boyayarak açabilir miyim? Boya boyayı asla açmaz. Yani boyanın boyayı açma gücü yetmeyeceği için dibinden uzamış olan doğal bölge rengi alır. Ancak ucundaki o boyalı kısım asla rengini değiştirmez. Bu yüzden dolayı açma işleminde ekstra bir oryal kullanılması gerekir. Gittiğiniz bir salonda, işte ben oryal ile saçlarımı açtırmak istemiyorum dediğinizde, tamam biz de boyayla açarız diyorlarsa eğer ve saçlarınızda da boya varsa bu mümkün değil. Saçlarınıza muhtemelen tekrardan oryal hazırlayacaklar ve onu sürecekler. Mümkün değil yani, bu net. Sonradan geliyorlar, böyle birkaç müşterim oldu. İşte ben saçlarımı boyayla açtırdım, tekrardan boyayla açtırmak istiyorum. Hani bunu söylediği zaman da ben hani boyanın açma gücü boyalı bir saçı açmayacağını belirttiğimde hani müşteri benim bilgisiz olduğumu düşündü. Ama oysa ki bir önceki gittiği yerde onu çok büyük kazıklamışlardı. Evet, boyanın boyayı açmadığını biliyoruz artık. Oryal kullanacağız, saçlarımızı oryal ile açtıracağız ya da yani bunu evde uygulamanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kendi saçlarınızı evde açabilmeniz çok 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 zor. Açamazsınız demiyorum ama çok zor. 20 tane kuaförün içerisinden belki 5 tanesi çok profesyonel bir şekilde yapabilir. Geri kalan 15 şaibelidir. Yani durum böyle olduğu için evde saç açma işine tamamen karşıyım. Bu ürünlerin bizim müşterilerimize ulaşmasına da çok fazla karşıyım. Çünkü bu ürünler gerçekten düzgün uygulanmadığında saçları yakabilecek nitelikte, kopartabilecek nitelikte büyük hasar verebilecek bir ürün. Ve buna müşterim benim ulaşabiliyor. Bu ürünü alabiliyor. Yani herhangi bir denetleme ya da bunu engelleyecek bir yasa, kural yok. Bu çok yanlış bir şey. Kör de edebilir. Nefes yolu zehirlenmesine de sebebiyet verebilir. Ve saçı da yakabilir. Müşteri bunu bilinçsizce uygulaması zaten %95 bilinçsizce uygulayacaktır. Yani sonuç hüsran. O yüzden dolayı evde saç açma işlemine benim size tavsiyem kesinlikle girmiyorsunuz. Saçlarınızı açtırın, boyatın. Sonra boyanızın hani tonunu da kendiniz evde boyayabilirsiniz. Saygılıyorum. Ama açma işlemini özellikle mutlaka profesyonellere bırakmanız gerekiyor. Açma işlemini evde yapamayacağınızın nedenini de şöyle kısaca anlatayım. Açma işlemi çok detaylı bir işlemdir. Boyalı bölgeye ayrı bir volümde sürülmesi gerekir. Doğal bölgeye en son sürülmesi gerekir. Nitekim bu boyalı bölgeye sürülürken çok hızlı sürülmesi gerekir. Ve bunun gibi birçok daha püf noktası var. Bir kuaför bile tek başına aynı anda bir saçı, gür bir saç açarken çok hızlı olması gerekmesine rağmen dört dörtlük iş çıkartamayabilir. Böyle bir saçın evde kendisinin açıcı alıp sürmesi, işte doğal yere sürmeyin, boyalı bölgeye süreyim. Bu şekilde ya da açın, yani boyalı bölgede de daha önceki zeminler de çok büyük etken olur. Mesela boyalı bir saçın dibi doğal, ortası boyalı ve ucunda da eskiden işte kızıl olan ama sonradan kumrağa dönmüş bir bölge var. Orası turuncu açılır, ortası farklı açılır. Bunu dengelemek için ikinci bir açmaya gerek duyulabilir. Açma işlemi çok karmaşıktır. O yüzden dolayı evde de buna girmemenizi umarım size faydası olur bu söylediklerimin. Evde açma işlemine girmiyorsunuz. Evde saç açmayacağımızı da böylece öğrenmiş olduk. Şimdi kuaför arkadaşlarıma gittiğinizde saçlarınızın yanar mı, yanmaz mı? İşte ya ben işte saçımı istediğim ton olur mu, olmaz mı? Bu soruların cevabını alabileceğiniz ufak bir tüyo vereceğim. Eğer saçlarınızı açtırmak istiyorsanız, örneğin şöyle bir manken arkadaşımız var, ona uzanıp alayım. Örneğin böyle bir renge ulaşacağız. Saçlarımızı siyah diyelim. Şimdi o siyah saçın bu renge gelip gelemeyeceğini görmek için
arka ense kısmında fazla saçın yani her yerinden gözükecek bir noktasına değil. Açılıp yani oryal uygulanıp ne hangi ürünü kullanıyorsa, hangi volümde çalışmayı seviyorsa ustamız yani ense kısmından bir tutam alıp paketleyip o saçı kontrol etmesi gerekiyor. Bunu sizler bilirseniz, gittiğiniz yerde bunu isterseniz saçlarınızı korumuş olacaksınız. Bunu yapmak istemeyen kişiye yaptırmayın saçlarınızı. Çünkü bunu yapmak isteyecektir arkadaşım da bilgiliyse eğer. Çünkü neden? Şimdi saçlarımız siyah diyelim. Tekrardan dediğim gibi. Siyah saç ama daha öncesinde kızıl boyanmış mı? Arasında da ya da ara işlemlerde açma boyama olmuş mu? Ne bileyim işte saçta bakır mı var, kızıl mı var, zemininde ne var bu saçın? Siyah tek renk kapatmış ama daha önceki işlemlerle açma boyama mı olmuş, ortalara doğru uzamış gelmiş mi orası, sert mi, ikinci açmaya kaldıramayacak durumda mı? Tabii ki de dokunduğu zaman bir kuaför bunu anlayabilir. Ama birebir test paketiyle açıp gördüğü gibi asla olmaz. O yüzden dolayı mutlaka yani böyle bir renk istiyorsak misal verdik bunu. Eğer siyahsa saçımız önce bir test paketi atılıp o saçın açılma derecesi kontrol edecek. Yani ona göre de belki de şöyle bir kanaat gelecek. Mesela açacak. O test paketi tamamen sonuç olacak bizim için. Nedir? Sonuca giden yol. Burada diyecek mesela bu saç bu renge mesela siyah saç test paketini attık baktık bu saça diyelim. Siyah bir saçtı. Bu saç kesinlikle bu renge ulaşamaz. Çünkü saç turuncu aşamasına geldiği zaman yani saçın açılma aşaması siyahtan kahverengiye, kahverengiden turuncuya, turuncudan sarıya doğru, dorayı sarı ve sarıya doğru ilerlemesidir. Şimdi bu aşamalarda bakıra geldiğinde saç eğer yıpranıyorsa, yani kaldıramıyorsa o açma işlemini, saç böyle lastik gibi olmaya başladıysa o test paketinde bunu yapacak kişi de görür. Siz de bunu görürsünüz. Ya der ki mesela boyundan şu kadar giderse bu rengi düzgün bir şekilde çıkartabilirim. Ya da bu saç rengi sizin saçlarınız kaldırmayacak, saçlarınız yanacak. Bu test paketindeki çıkan sonuç size önden bir spoiler verecek. Şimdi saçlarınızı eğer açtıracaksanız ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Bunları gerçekten böyle bu püf noktalara birazcık kulak asarsanız, bunları dinlerseniz saçlarınızın yıpranması %70 daha zor hale gelmiş durumda. Şimdi %30'luk bir kısım var. Açılmış saçtaki yapılacak işlemleri göz önünde bulundurmak gerekli ve ona göre de bakımı birazcık arttırmak gerekli. Öncesi ve sonrası. Saçlarınızı açtırmadan önce yani 2 hafta öncesinden saçlarınıza yoğun bir bakım temposuna sokabilirsiniz. Öncesinde bakım yapmanız saçlarınıza o günkü işlemden çok büyük hasar almamasını sağlar. Bir de sonrasında da devam edersek bu en azından ilk bir aylık süreçte bakım temposuna tabii genel bir rutinden bahsetmiyorum. İşte 15 günde bir yaptığınız bakımı değil. İşte olabildiğince her iki yıkamada bir bakım yapmaya çalışın. Bakımdan kastım maske kullanabilirsiniz. Saç kremi çok sadece anlık yumuşaklık verir ama maske öyle değildir. Yapılandırıcı bir üründür. Hani iki yıkamada bir onu kullanabilirsiniz. Böylece saçlarınızı önce açmaya hazırlamış ve açtıktan sonra da tekrardan boyandıktan sonra da kurumasını da önlemiş olursunuz. Saçlarınızı açmadan önce bu kadar püf noktaya bu kadar ilgili ve alakalı davranılıysa hala saçlanıyorsa %95 orada hata meslektaşımızdır. Siz de bunlara dikkat ederseniz, meslektaşımı da uyarırsanız hem saçlarınız yıpranmamış olur hem de istediğiniz renge daha sağlıklı kavuşmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Yorumlar kısmını takip ediyorum. Oraya merak ettiğiniz konuları yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.